Uzunca süredir Macbook kullanıcısıyım ve bu sürede hem iyi hem kötü birçok yazılımla haşır neşir olmak zorunda kaldım. Bilenler biliyor. Macbook Windows işletim sistemine göre daha az uygulamaya sahip. İstediğiniz şeyi yapacak uygulama sayısı sınırlı. Dolayısıyla doğru uygulamayı, işimize yarayacak uygulamayı kullanabilmek hayati bir önem taşıyor. Ayrıca bir de Mac'teki uygulamalar nedense çok pahalı. Bu da işin dezavantajı. Bu videoda sizlere uzunca süredir severek kullandığım ve her yeni bir Mac aldığımda mutlaka kurduğum ve kullandığım uygulamalardan bahsedeceğim. Belki sizin de işinize yarar. Ayrıca bu videoda olmayan ve sizin de severek kullandığınız, mutlaka MacBook'umda olur dediğiniz uygulamalar varsa lütfen aşağı yorum olarak yazın. Hepimiz faydalanalım. İlk olarak bahsetmek istediğim uygulamalar düzenli bir çalışma ortamı isteyenler için Böyle masa üstümüz düzenli olsun. Bazıları kaosun içinde daha rahat çalışıyor. Kabul ediyorum benim de çok karışık olduğum zamanlar oluyor ama düzenli çalışmak şahsen benim verimliliğimi arttırıyor. Eğer sizin de verimliliğinizi arttırıyorsa daha düzenli çalışabilmeniz için bilgisayarınızın daha düzenli durması için gerekli ve kullandığım uygulamalardan bahsedeceğim sizlere. İlk olarak bahsetmek istediğim uygulama Magnet. Magnet çok basit bir program ve aslında çok basit iş yapsa da her bilgisayarı açtığında kullandığım uygulamalardan bir tanesi. Diyelim aynı anda işte Excel, Word, Office bir sürü bir şeyiniz açık ve bunların arasında böyle karmaşa halindesiniz. Onun yerine magnet açıyorsunuz ve diyorsunuz ki kardeşim işte şunu sağ tarafa yarı yarıya yasla. Şu bir sayfa işte Excel'i ekranın soluna yasla ya da Safari'yi sağ tarafı 3'te 2 kaplayacak şekilde yasla gibi seçiyorsunuz ve o otomatikman hiza alıyor bahsedeceğim bir diğer uygulamada Bartender uygulaması. Bu uygulama özellikle yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro kullanan yani notch'lu, çıkışlı, çıkıntı olan Macbook'ları kullanan ve birçok uygulamayı aynı anda açanların hayatını kurtarabilecek bir uygulama. Yaklaşık 18 dolar gibi bir fiyatı var satın almak isterseniz. Ee, onun da yaptığı iş şu, bartenderi açıyorsunuz ve bu sizin sağ üst köşenizdeki, işte ekranın üstündeki bütün uygulamaları bir anda kısaltıyor. İsterseniz hepsini görebilirsiniz, isterseniz onları bir yere toplayabilirsiniz. Böylelikle sağ üst köşedeki işte bataryaymış, bluetoothmuş, magnetmiş, diğer uygulamalarmış, ofismiş gibi... bir bir sürü oradaki uyarı ikonu küçük ikon gizleniyor ve gözünüzün önündeki kalabalık gidiyor. Bahsetmek istediğim diğer uygulamada Tinker Tool. Ücretsiz bu uygulama ve gerçekten MacBook'ta birçok özellik var. Fakat bu özelliklerin bazıları gizli. Bunları ayarlardan açmanız gerekiyor. Tinker Tool sayesinde de bu özellikleri açmakla uğraşmadan diğer gizli bütün özellikleri tek bir pencerede görebiliyorsunuz. Ayarlar menüsü gibi çok sade bir arayüzü var. Finder penceresinde işte gezgin, gezgin Türkçesi gezgindi galiba. Gezgin penceresinde yapabileceğiniz ayarları. Benim en çok kullandığım aslında Tinker Tool'u kullanma sebeplerinden birinden bahsedeceğim sizlere. O da şu Safari akşamları çalışırken karanlık moda geçtiğinde Safari karanlık moda çok hoşuma gitmiyor Ben Safari'yi kullanıyorum Hem bataryayı daha efektif kullanmasından dolayı Hem de sevdiğim için telefonla e, iPhone'la senkronize çalıştığı için fakat karanlık modu hiç hoşuma gitmiyor. Karanlık modu buradaki Tinker Tool'un Safari bölümünde diyorsun ki eğer bilgisayarda karanlık mod açıksa bile sen kardeşim açık modu kullan. Karanlığa geçme. Böylelikle gönül rahatlığıyla Safari'yi normal beyaz renginde kullanabiliyoruz. Güzel bir uygulama. Tavsiye ederim. Ücretsiz olması da cabası. Bir diğer kullandığım uygulama da Flicklo. Flicklo ne işe yarıyor? Özetle screen saver olarak analog bir saat kullanıyorsunuz. Çok fazla üzerine konuşacak bir şey yok. Eğer bilgisayar başına uzun süre gidiyorsanız ve güzel bir saat gözüksün, kenarda bilgisayar dursun diyorsanız bu ücretsiz saat uygulamasını da kullanabilirsiniz. Şimdi geliyorum benim MacBook'larda her zaman video ve montajda kullandığım programları size anlatmaya. İlk kurduğum diğer uygulamalardan iki tanesi. Bir tanesi Final Cut Pro, bir diğeri de Pixelmator Pro. Final Cut Pro'yu video montajlarım için kullanıyorum. Başladığımdan beri Final Cut kullanıyorum. Çünkü Final Cut Mac o Mac işletim sistemiyle e, tamamen senkronize çalışıyor. Çünkü Mac işletim sistemine özel olarak yazılmış. Yani siz Final Cut Pro'yu Windows'da kullanamıyorsunuz. Bütün e, özellikleri Mac'e göre. Dolayısıyla çok hızlı bir iş akışı var. E, çok temiz bir arayüzü var. Ben Adobe Premiere'i birkaç kere denediğimde böyle birkaç ay alıp denemiştim. Hakikaten bir şey gibi duruyor. Böyle bir uzay mekinin kontrol paneli gibi. Tamam kabul ediyorum Adobe Premiere'i çok sevenleriniz olabilir ama benim için o kadar o kadar ayara gerek yok. Final Cut Pro burada benim için hayati bir e, güzelliğe ve iş akışına sahip. Kullandıkça da daha çok özelliğini öğrendiğim için artık e, elimle koymuş gibi istediğim şeyleri bulabiliyorum. Tabi Türkiye'de yaşıyoruz ve tek bir dezavantajı var. Ne yazık ki şu an fiyatı yaklaşık 3500 TL gibi. Fakat Adobe Premiere'i kullandığınızda da her ay bir para ödüyorsunuz. Hani bunu ona göre kıyaslayın. Yani atıyorum ona işte 20 ay, 15 ay, 20 ay para ödediğinizde o ürün sizin olmuyor. Önünüzdeki 2-3 yıl boyunca da ödemeye devam edeceksiniz ama Final Cut Pro'ya bir kere para ödüyorsunuz ve ömür boyu bütün güncellemeleri alıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim size ben Final Cut'a para ödeyip aldığımda 2017 falan yaklaşık 900 lira civarı bir parayı almıştım. O günden beri her güncellemesi, her yeniliğini direkt ücretsiz olarak indiriyorum. Mac'in bu sunu seviyorum. Bir Mac uygulaması aldığınız zaman özellikle Mac'e ait, Apple'a ait bir uygulama aldığınız zaman ömür boyu yeniliklerden ücretsiz yararlanabiliyorsunuz. Peki fotoğraflarda ne kullanıyorum? Pixelmator Pro adındaki bu fotoğraf düzenleme programı benim için fazlasıyla yeterli. İşte M1 işlemcilerine göre, Apple'ın M1 işlemci çiplerine göre hazırlanmış yeni bir uygulama. Dolayısıyla Pixelmator Pro'da ben birçok işte LUT atabiliyorum, istediğim renk LUT'larını koyabiliyorum, istediğim gibi kesip biçebiliyorum, yazıları koyabiliyorum. Açıkçası seviyorum Pixelmator'ü. Bu da şu an için bu videoyu çektiğim zaman 229 TL gibi bir fiyata sahipmiş. Hani Adobe'dan çıkacaksanız Final Cut'ı alıp belki işte bir Final Cut, bir Pixelmator Pro olarak siz de tamamen Adobe ekosisteminden aylık ödemelerden kurtulup bir kere para verip daha sonra ömür boyu güncelleme garantili uygulamalarla hayat devam edebilirsiniz. Pixelmater'ı inceleyin. Gerçekten benim ilk kurduğum uygulamalardan biri ve çok işime yarıyor yani senelerdir kullanıyorum, senelerdir işime yarıyor. Şimdi geliyorum üretkenlik uygulamalarına. Yani gün içerisindeki işlerim için, kişisel koşturmalarım için kullandığım ofis uygulamaları olsun, mail uygulamaları olsun, diğer uygulamaları. Bunlar da bir MacBook aldığım zaman mutlaka ilk olarak kurduğum, kurduğum uygulamalar. İçerisinde ücretli, ücretsiz birçok seçenek var. İlk olarak yazı yazmak. Şimdi ben Mert Sezer kahvede ve kendi bloğumda yazılar hazırlıyorum. Bir yere seyahate gideceksem veya bir video çekeceksem notlar almam gerekiyor, yazılar yazmam gerekiyor. Bunun için de genellikle iWriter Writer diye bir uygulama var, onu kullanıyorum. Kesinlikle ben yani olmazsa olmaz bir uygulama değil. Ben seviyorum zamanında çok ucuzken almıştım. Şu anki fiyatı yaklaşık 339 TL gibi bir fiyat tabi dolar kurları ıvır zıvır Apple Store falan ama hani zamanda almıştım. Yazı yazmak orada farklı bir keyif. Hiçbir şey dikkatinizi dağıtmıyor. Dikkat dağıtmaktan uzak bir uygulama. Tavsiye ederim. Bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Diğer not aldığım seyahatlere çıkarken özellikle bir yeri anlatacaksak, üzerine konuşacaksak not aldım. Tek uygulama Apple Notlar. Ücretsiz. Macbook'un içine otomatik geliyor zaten. Hayatımı kurtarıyor çünkü telefonla ve diğer Mac ekosistemiyle senkronize çalışıyor. Burada yazdığım telefonunda, telefonunda not aldığım bilgisayarımda çıkıyor. Ve Apple Notlar benim Mac kullandığım günden beri en büyük kurtarıcım. Hani bu işte Craft gibi ya da atıyorum daha farklı not uygulamaları var. Ama benim için yeterli. Ekstra buna para vermenin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ben kullanmıyorum ama sizin tavsiyeleriniz varsa dinlemeye açayım. Günümüzde o kadar çok web sitesi var ki, o kadar çok servis, o kadar çok giriş çıkış parola yaptığımız yerler. Yani bunların hepsinin şifresini kafada tutabilmek gerçekten imkansız. Dolayısıyla bunları bir yere kaydetmeniz gerekiyor. Ben de bu iş için m kullanıyorum. Yine zamanında Apple Store'dan sudan ucuz bir parayı almıştım. Şu an maşallah küçükbaş hayvan parası olmuş 339 TL gibi bir ücrete Pro versiyonu satılıyor. Hemen belirteyim. Ücretsiz versiyonda da şifrelerinizi kaydedebiliyorsunuz sınırsız şekilde. Fakat Pro versiyonunda cep telefonu uygulamanızla senkronize oluyor. Yedekleme alabiliyorsunuz ve kendi e, işte alt başlıklarınızı, şablonlarınızı oluşturarak yeni hesaplar açabiliyorsunuz. Zorunlu mu değil, ücretsizini de kullanabilirsiniz. Yani şifreleri hatırlamak gibi bir derdim olmuyor. Bilgisayarda parmak izi okuyucusuyla çık diye giriş yapıp görebiliyorum ya da telefonda. Böylelikle o şifreyi de sitede kullanıyorum. Hani her zaman bazıları şey diyor olabilir. Ya ne gerek var? Nasıl olsa Safari, Chrome ya da işte Firefox kullanıyorsan orada şifrelerini saklayabilirsin. Okey ama her sitenin şifresini Safari'ye, Chrome'a veya oraya buraya paylaşmak istemiyorum. Ben de yani fiziki olarak kenarda dursun istiyorum. Şimdi geliyoruz e-postaya. Gün içerisinde yüzlerce e-postaya maruz kalıyoruz ve bunların birçoğu önemli, birçoğu önemsiz. Burada e-posta e-posta için kullandığım bir uygulamadan beklediğim tek şey spam'ı ve işe yarayacağı doğru düzgün ayırması. Bu da benim için Spark'la çok güzel bir şekilde hallolmuş. Ben kişisel ve e, hani video işleri için Spark kullanıyorum. Kahve işlerinde Outlook kullanıyorum. Çünkü orada toplantılar oluyor, bir şey oluyor işte Teams'le bağlantısı falan fıstık. Ona lafım yok ama kendi kişisel işlerinde Spark benim e-mail olarak fazlasıyla işimi görüyor. Bilgisayara ilk kurduğum uygulamalardan bir tanesi de Spark oluyor. Tavsiye ederim denemediyseniz deneyin hoşunuza gidecek Spark. Bu videoda Mac'te olmazsa olmaz programlarımı paylaştım sizlere. Uzunca süre iyi programı kötü programı kullanıp iyisinin hangisi olduğunu kişisel tecrübemle bulduğum ve severek kullandığım uygulamaları anlattım. Siz de kendi kişisel kullandığınız, sevdiğiniz uygulamaları aşağıya yazın. Beraber öğreniriz. Böylelikle belki bu programlar sizin işinize de, işinize de yarar. Mac'in en büyük özelliği dediğim gibi az uygulama var. Burada da en efektif, en güzel ve en doğrusunu bulmak hayati öneme sahip tavsiyem. Siz de bu uygulamalara bir göz atın. Hoşunuza gideceğine inanıyorum. Efendim kanala abone olmak bedava. Bakın bunu videonun sonuna bıraktım. Video içinde söylemedim sizlere. Abone olabilir, aşağıya görüş ve yorumlarınızı paylaşabilir. Hatta videoya beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Keyifli günler.